Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz efendim. Bugün 18 Ekim 2020 Başkent Kulisi'nde bu hafta AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş öncelikle buldum. Sayın Kurtulmuş. Öncelikle başınız sağ olsun. Taziye dileklerimizi iletmek isterim. Muhterem amcanız Hilmi Kurtulmuş beyefendi vefat etti. Kendisine rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Size de Allah razı olsun. Başsağlığı diliyoruz. Sizin tabii aileniz yani Numan Kurtulmuş dedeniz, isminizi aldığınız dedeniz, daha önce sizin de ordudan dünyaya geldiğiniz evden de bir yayın yapmıştık. O da amcanız Hilmi Kurtulmuş amca aynı şekilde. Güzel hatıralarınız var. Evet, çok şükür. Evet, yani bir daha önce verdiğiniz bir mülakattan bazı notlar aldım. Hilmi amcamın matbaasında Necip Fazıl'ın, Sezai Karakoç gibi camianın önemli isimlerinin kitapları basılırdı. Bir yayın evi vardı ve burası da mektep gibiydi. Biliyorsunuz. Evet. Evet, yani şimdi Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bütün bu vesileyle taziyelerini ifade eden, arayan, cenazeye bizzat katılan herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hakikaten bir devrin böyle artık son insanları. Rahmetli amcam tanımlamak gerekirse tam bir İstanbul beyefendisi, tevazu sahibi, çok engin bir kültürü olan, çok güzel bir Türkçesi olan. Hatta yanında biz gençlik yıllarımızda, çocukluk yıllarımızda konuşurken, hatta üniversite yıllarında özellikle titizlikle, gayretle, dikkatle dururduk. Çünkü kullandığımız bir kelimeyi ya da bir cümle içerisinde sözün gelişini düzeltir. O öyle değil, şöyle kullanılır derdi. Zannediyorum geçen sene bir bayramda çekilen bir video var. Evet. Aile içerisinde çekilmiş. 91 yaşında olmasına rağmen bir divan şiirini baştan sona gayet mükemmel bir Türkçeyle, maşallah, içinde yaşıyormuşçasına okuyabilen birisiydi. Muniz 92 yaşında vefat etti. Evet. 28 doğumluydu, 92 oluyor. Allah rahmet eylesin. Tabii Fatih Yayın Evi Matbaası'nın da bizim camiamızda çok önemli bir yeri vardır. Şöyle ki herhalde o zamanki Cağaloğlu'nda en önemli bizim camianın belki de tek matbaası diyebileceğimiz bir yer. Necip Fazıl'ın, Sezai Karakoç'un, mesela Ahmet Cemil Akıncı'nın Peygamberler dizisinin, Zekai Konrapa'nın Peygamberimiz kitabının ve birçok kitabın basıldığı yerdi. Ayrıca Milli Türk Talebe Birliği'nin, işte İslam Medeniyeti Mecmuası gibi bazı dergilerin eserlerinin basılmasında da büyük katkısı olmuştu. Aslında yayın evini rahmetli dedemin, yani Numan Kurtulmuş, merhum Numan Kurtulmuş'un Amentü Şehri kitabını basmak için kurmuş. İlk basan, ilk ilmihal, Türkçedeki Latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihalde dedeniz, ismini aldığınız dedeniz Numan Kurtulmuş yazdı. İşte onu basmak için, işte Cuma Bayram hutbeleri ve diğer eserlerini basmak için o yayın evini kurmuş. Ve hakikaten böyle Cağaloğlu, Ali Baba Türbe Sokak'ta bir yerdi. Alt katı matbaa bir işhanının. Üst giriş katında da küçük, son derece mütevazi ama son derece değerli bir merkez gibi kullanılan bir bürosu vardı. Ben de çocukluğumda, gençliğimde oraya gitmeye gayret ederdim. Gelinir, orada işte üstadlar gelir, üniversiteden hocalar gelir. Dediğim gibi işte Necip Fazıl Bey, Sezai Karakoç, Allah ömür versin ve diğerleri oraya gelir zaman zaman. Sohbetler edilir. Orası bir mektep gibi bir yerdi. Herkesin buluşma yeri, adresi olarak bilinen dediğiniz bir yerdi. 70'ler falan herhalde, doğru 70'ler, 80'ler. 80'ler. Tabii sonra orayı kapattı. Belli bir yaşa geldikten sonra. Ama ben de oraya devam ederdim. Hatta rahmetli babam orta birden orta ikiye geçtiğim sene çalışma hayatını öğrensin, zorlukları öğrensin diye beni o yaz orada çalıştırmış. Tabii. Amcama da demiş ki sakın iltimas etmeyin, git orada çalışsın ve bütün zorlukları görsün diye. Eti gerçekten senin, kemiği benim diye teslim ederlerdi değil mi? Değerli bir yerdi. Allah gani gani rahmet eylesin. En son hatırladığım hususlardan birisi de şudur. Allah ömür versin, sağlık afiyet versin Sezai Bey'in Diriliş Gazetesi günlük basılırken Hilmi amcamın matbaasında basılırdı. Bazen baş makaleyi, tabii Sezai Bey her gün baş makale yazar, bazen bu gecikirdi. Yani nihayetinde baş makale çıkmazdı.
Bir iki kere ben de hatırlıyorum. Böyle gece 12-1 Sezai Bey başmakaleyi bitirdikten sonra dizgi bitirilir, gazete basılır. Ondan sonra dağıtıma verilir ve Hilmi amcam Sezai Bey'i de alarak onu evine bırakır ve o Diriliş gazetesiyle ilgili o vazifesini, onu vazife olarak telakki ederdi. O vazifeyi bitirmiş olurdu. Allah rahmet eylesin, bu anlamda geride hakikaten hoş sada bırakarak hem yayın camiamızda hem İslami entelektüel çevrelerde önemli bir isim, miras bırakarak gitmiştir. Hayatının son döneminde de İslam Ansiklopedisi'nde, karşıda yani İSAM'da editör, müsahih olarak çalıştı. Orada herkes de ona Hilmi amca diye hitap ederdi. Evet. Yani insanların içinden çıkamadıkları böyle bazı metinler falan olursa mutlaka gelirler. Hilmi amca bu nasıl yazılır, nasıl söylenir, nasıl okunur? Onlara gerçekten orada bir rehberlik ederdi. Şunu hatırlıyorum, o yaşlı yani artık yaşlılık, emeklilikten sonraki dönemden bahsediyorum. 80 sonrası. Tabii. 80. Orada her gün vazife telakki eder. Oraya gider, matbaaya gider, erken saatlerde gider, bayağı kalır, okuyacağı şeyleri okur, insanlara yapacağı destekler varsa onları yapar ve tekrar gelirdi. Allah rahmet eylesin, gerçekten iyi yetişmiş. Rahmetli dedemi de bu vesileyle, babaannemi de hayırla yad ediyorum. Aslında babamın da, kardeşlerinin de ilk mektepleri kendi aileleri olmuş. Orada büyük bir şekilde eğitilmişler. Edebi, adabı, tevazu, insanlığı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, aile olmayı, vatansever olmayı, ümmet bilincini hepsini orada ilk mekteplerinde almışlar. Ve ayrıca dedem her birisinin çok iyi yetişmesi için gayret sarf etmiş. Bir kız çocuklara halam, değil mi? Rüveyde halam. Evet, Allah, yani Allah gani gani onların, rahmet etsin. Biz uzun yıllar... Onların eğitilmesi için daha tabii, böyle özel bir ihtimam gösterilmiş. Özel tabii ki. Tabii ki yani, erkek çocuklar bir şekilde öğrenir, kız çocuklarına öğretelim diye halam, öyle bir şey okudum. Öyle yani. Halam rahmetli yani tabii o dönemin şartlarında çok resmi olarak okuyamamış ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani herhalde bir ilahiyat fakültesinde hocalık yapabilecek kadar genel bir bilgisi vardı. Dedem onlara hem Fransızca hem Arapça öğretmeye çalışmış. Kitaplarına bakıyoruz. O kitapları okumuşlar, hepsi okumuşlar. Bir duruyor de ayrı olarak aksettirmiş. Rahmetli babam en büyükleriydi. Rahmi amcam, gani gani rahmet eylesin, evet. Cenab-ı Allah. O da savcıydı, o da son derece beyefendi ama gerçekten iyi yetişmiş, donanımlı birisiydi. Halam ve en sonda işte en küçük evlat Hilmi amcamdı. Evet. Onu da evvelsi gün rahmeti rahmana uğurladı. Evet, hepsi nur içinde yatsınlar. Amin. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Rahmet diliyoruz size de tekrar. Allah cümlemizin geçmişlerine rahmet amin, etsin inşallah. Amin. Çok sağ olun, eksik olmayın. Şimdi tabii buradan biraz hayata, siyasete döneceğiz. Gündemdeki konularla ilgili bir takım sorularımız var. Şimdi öncelikli olarak bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir tartışma yürüyor. Geçen hafta enteresan bir şey oldu. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi sosyal medyadan ışıklar yanıyor diye bir paylaşım yaptı. Ondan sonra çok büyük bir tartışma koptu. Bu hala da devam ediyor. Şimdi AK Parti olarak siz bu konuda nerede duruyorsunuz? Bu soruyla başlamak istiyorum. Şimdi önce bu tweet'i konuşmamız lazım herhalde. Büyük bir talihsizlik. Ben de bu tweet'i atan Anayasa Mahkemesi üyesini tanırım. Öyle mi? Bizim İslam Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan bir arkadaştır. Bir kere hukuk diliyle konuşayım. Attığı tweet hem usul bakımından hem esas bakımından yanlıştır. Usul bakımından yanlıştır. Ya nihayetinde hakimler Türkiye konuşmaz. Kararlarını hem konuşmaz. Hem Anayasa Mahkemesi üyeliği trollükle beraber yürütülecek bir yer değildir. Yani trollsen trollüğünü yap. Anayasa Mahkemesi üyesiysen Anayasa Mahkemesi üyeliğinin verdiği o mehabet içerisinde, o hukukçu kimliği ve tarafsızlığı içerisinde olması lazım. Usulen baktığınız zaman buradan çok büyük bir yanlışlık olduğunu söylememiz mümkün. Ayrıca esastan da büyük bir yanlışlık var. Yani böyle bir ışıklar yanıyor sözünün hangi manaya geldiğini Türkiye'de diyelim ki Van'ın Çaldıran ilçesindeki çoban kardeşimiz bile biliyor. Evet. Genelkurmay yani, ışıkları yanıyor. Tabii ki. Yani hele hele orada yakın tarihin en canlı tartışmalarından birisi olan ve Türkiye'de darbeleri çağrıştıran askeri vesayetin, bürokratik vesayetin,
jüristokratik vesayetin çağrışımlarını yapan böyle bir tweetin atılması esas bakımından yanlıştır. Eğer başka bir ülkede böyle bir şey atılmış olsaydı buna belki bir şey denmeyebilirdi. Ama daha yakın zamana kadar Türkiye'de Yüksek Mahkeme'nin vasıtasıyla, eliyle nasıl büyük bir keskin jüristokrasi oluşturulduğu, yani yargıç egemenliği, yargıç sultasının oluşturulduğunu biliyoruz. AK Parti bir oyla kurtuldu. Kapatılmaktan Türkiye'de, Anayasa Mahkemesi'nde. Türkiye'de iktidar partisi, Refah Partisi, Refah Yolu Hükümeti'nin düşürülmesine vesile olan o süreçten sonra Refah Partisi milyonlarca insanın oyunu almış. Parlamentodaki birinci parti nihayetinde yargıçların emriyle kapatıldı. Türkiye bunları yaşamış olan bir parti. Türkiye'de bugüne kadar 69 siyasi parti kapatıldı. Yargıçların eliyle kapatıldı. Şu ya da bu nedenden dolayı. Şimdi böyle bir yakın geçmişi olan bir ülkede ve bunun hem de isimlerini şimdi burada anmak istemiyorum. İsimlerini anarak da milletin sinirini de bozmak istemiyorum. Bir döneme damgasını vuran o 28 Şubat'ın karanlık dönemlerinde mesela Merve Kavakçı milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz evini gidip basan da yargıçtı. 28 Şubat'ı evet belki tankları, tüfekleri ortaya çıkararak millete bir ayar vermeye çalıştılar ama bunu yapanlar en az sivil, en az o elbiseli generaller kadar bir kısmı sivil olan, bir kısmı siyasetçi olan, önemli bir kısmı da yargıç olan bir takım insanlardı. Şimdi böylesine büyük bir antidemokrasik geçmişi olan ve Türkiye'nin bütün taze hafızalarında diri bir şekilde yerini alan bu birikim varken kalkıp ışıklar yanıyor demek büyük bir cehalet diyemeyiz böyle bir seviyedeki insan için. Büyük bir aymazlıktır, büyük bir hukuksuzluktur ve esas itibariyle de fevkalade büyük bir yanlıştır. Dolayısıyla bunu yapmamış olması gerekirdi. Böyle bir yerde bulunmaması gerekirdi. Kaldı ki bu arkadaşa şunu da hatırlatmamız lazım. Eğer eski jüristokratik kafayla, 28 Şubatçı zihniyetle, 12 Eylülcü zihniyetle, o eski Jacoben zihniyetle Türkiye devam etmiş olsaydı, bu arkadaş değil Anayasa Mahkemesi üyesi olmak, Anayasa Mahkemesi'nin önündeki caddeden geçemezdi. Şimdi niyetim o değildi diyor. Ben böyle bir darbe şeyi çağrışımı falan yapmadım diyor. Hukukun ışıkları yanıyor demek istedim diyor. Tamam da o zaman onu öyle yani eyvallah özür dilemiş olması hiç olmazsa bir geri adımdır. Ama bu seviyede birisinin böyle bir davranış içerisinde olması belki kendi kurumunu korumak, kurumsal şeyini korumak için bunları söylemiş olabilir. Ama hiçbir şey fark etmez. Nihayetinde insanlar hele hele belli seviyedeki insanlar. Tabii ki herkes insan. Hata yapabilir ama bir de telafisi ya da özrü mümkün olmayan hatalar var ki ben bunu eğer hata olarak kabul ediyorsak telafisi mümkün olmayan bir hata olarak kabul ederim. Peki. Muhalefet çevrelerinde bu meseleyi şöyle bir karşı tezle savunanlar da var yalnız. Anayasa Mahkemesi o ışıklar yanıyor tweetini atarken yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karara uymaması, yerindelik kararı verdi diyerek uymaması. Orada da işte anayasada Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlar ifadeleri açıkça geçiyor. Ve işin bu kısmının yani atılan o tweet üzerinden yürütülen tartışmaların işin bu kısmını örttüğünü dile getirip bir eleştiri yöneltiyorlar. Bu kısmına ne dersiniz? Hayır, ikisi birbirinden ayrı meselelerdir. Yani bir böyle bir tweet atılmamış olsaydı bu tartışma olacak mıydı? Olmayacak. Dolayısıyla yani ortada yapılmış usul ve esas bakımından son derece yanlış bir tavır var. Ona karşı olarak da demokrasi yanında yer alan, Türkiye'nin geçmiş darbeler ya da antidemokratik baskılar döneminden çok çekmiş olan insanların da tepki göstermesi kadar doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla burada muhalefetin içerisinden de bu tweet'e tepki gösterenler oldu. Dolayısıyla bu ortak bir duruş sergilememiz gereken bir noktadır. Eğer hata yaptım, yanlış yaptım diyorsa böyle bir hatanın yapılmaması, bunun demin de söylediğim gibi özrünün olmadığı bir hata olduğunda hepimizin müttefik olmamız lazım. Diğer mesele ise Türkiye'de yüksek yargının yeri meselesi. Evet bir sürekli tartışma konusu olan bir meseledir. Bu anlamda geçmiş dönemlerde reformlar yapılmıştır yüksek yargıyla ilgili. Mesela devlet güvenlik mahkemeleri geçmiş dönemde var olan bir mahkemeydi ve süper yetkilere sahip olan bir ayrıcalıklı mahkemeydi. Yargının tekliği prensibi dolayısıyla bu mahkemeler sonradan kaldırıldı. Bu önemli bir reformdu Türkiye siyaseti bakımından. Mesela asker ve sivil yargı. Bu da yargıda çift başlılığı ortadan kaldırmak için atılan bir adımdı.
önemli handikapları olan bir uygulamaydı geçmiş dönemde ve ne yazık ki o da kaldırıldı. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin içerisinde de asker üyenin olduğu dönemleri de hatırlıyoruz. Tabii, bir tane var hala ve yıl sonunda emekli olacak. Evet. Yani şimdi bütün bunların hepsi Türkiye'nin yargı sisteminin, yani bir siyasal sistem demokratikleşiyorsa yargı sistemi de buna bağlı olarak zaten demokratikleşiyor. Türkiye bütün bunları maalesef biraz da acı tecrübelerle, biraz da bedel ödeyerek Türkiye bunları geçmişte bıraktı. Ve yargıdaki çift başlılığı da ortadan kaldırdı. Şimdi burada özellikle bireysel başvuru hakkının Anayasa Mahkemesi'ne verilmesinden sonra, bu da AK Parti'nin yapmış olduğu reformlardan birisidir. Hı hı. Ve önemli bir reformdur. Doğru yerinde olan bir reformdur. İnsanların içeride yargı yollarını kapatmış, bitirmiş olan insanların ahime gitmeden evvel bir ara mekanizma olarak yüksek mahkemeye başvurması doğrudur. Ama buradan yüksek mahkemenin hem anayasayı denetleme, işte yapılan uygulamaların anayasaya uygunluğunu denetlemesi gibi ana bir görevi var, esas bir görevi var. Bunun yanında da gerçekten çok büyük bir iş yükü oluşturan bu bireysel başvurular var. Bunu da devam ettiriyor. Bu ikisinin var olması Anayasa Mahkemesi'ne ister istemez çok geniş bir yetki alanı, çok geniş bir uygulama alanı veriyor. Burada Anayasa Mahkemesi'nin tekrar eski dönemlerde olduğu gibi bir süper yetkili mahkeme şekline dönüştürülmeden hem bireysel başvuruları değerlendirmesi hem de bu anlamda da anayasaya uygunluk denetimini yapmasında zaten vazifesidir. Kendisine verilen sorumluluk. Böyle bir şey yapacak mısınız Anayasa Mahkemesi? Yapıyor zaten. Tekrar bir reform değişikliği, şimdi bütün, anayasa değişikliği gerekiyor. Bütün çünkü bunların hepsi ihtiyaçtır. Yani toplumda bir ihtiyaç olduğu zaman anayasalar da değişebilir. Türkiye'de demin iki tane örneği verdim. DGM ve asker ve sivil yargının kaldırılarak tek bir yargının getirilmesi. Bunlar da geçmiş dönemde yapılmış olan yargıdaki reformlardan sadece ikisidir. Dolayısıyla bütün bunların hepsi ihtiyaç olursa, ülkedeki sistemin ihtiyacı olursa, milletin ihtiyacı olursa olur ve nihayetinde bütün bunların hepsinin karar yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Anayasa değişikliği gerekir. Anayasa değişikliği için de yeterli bir sayının oluşması gerekir. Bu da milli iradenin yeterli sayıda desteğinin sağlanması demektir. Dolayısıyla Türkiye bir gerçekten hep söylediğimiz klişe bir laftır ama önemli bir laftır. Bir kabile devleti değildir. Türkiye'de esasların, usullerin olduğu, yargının, Türkiye'deki işte demokratik işleyişin kurallarının hatta teamüllerinin olduğu bir ülkeyiz ve dediğim gibi zaman içerisinde az buz değil, Türkiye'nin 1950'den bu yana yaşadığı bu çok partili siyasi hayat tecrübesinin, ödediği büyük bedellerin, çektiği büyük acıların sonucunda geldiği nokta fevkalade ciddi bir demokratik olgunluktur. Dolayısıyla bu demokratik olgunluk ve toplumsal ihtiyaçlar gerektiğinde Türkiye'de bu tür gelişmeler geçmişte oldu, gelecekte de olur. Peki. Şimdi yine siyasetle ilgili biraz önce o kabile devleti ifadesi kullandınız. Onu Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce erken seçim çağrıları üzerine Türkiye bir kabile devleti değildir dedi. Sayın Kılıçdaroğlu aslında Devlet Bahçeli'ye, Sayın Bahçeli'ye çağrı yaptı. Çık dedi, erken seçim ilan et artık, ne duruyorsun dedi. O da şey de enteresan tabii. Sayın Kılıçdaroğlu ilk defa bir erken seçim, yani 10 seneyi aşkın bir süredir ana muhalefette olmasına rağmen. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani erken seçim olacak mı diye sormayacağım size ama bu çağrıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii muhalefet, bir kere şu ana muhalefet tabirini de bir şekilde düzeltmemiz lazım. Yeni sistemin içerisinde ana muhalefet diye bir parti kalmadı. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. İkinci parti. En çok oy almış ikinci parti denilebilir. Dolayısıyla aslında bir ana muhalefet partisi yok. İktidar partileri ve muhalefet partileri var. Bunu bir parantez olarak söylüyorum. Evet. Bu anlamda muhalefet partilerinin, ikinci partinin de erken seçim istemesi son derece doğaldır. Yani kendi siyasal programları içerisinde belki 2023'e doğru bir kendisince yaptıkları bir planlama içerisinde bunları söyleyebilir. Ama şunu söyleyeyim, kim söyledi, niye söyledi tartışmasından daha önemli olan siyaset şartlar sonucu oluşan bir durumdur. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de erken seçimi gerektirecek siyasal şartlar yoktur. Erken seçim herhangi birisi isteyebilir, herhangi bir parti ya da partiler isteyebilir. Bunun bir zemininin, siyasal zeminin olması lazım, rasyonelitesinin olması lazım. Bunun bir takım gereklerinin olması lazım. Bugün Türkiye'de bunun hiçbirisi olmadığı gibi. Bir de tabii bunun ikinci adımının olması gerekir. Yani rasyonelitesi var. Bunu parlamentoda sağlayacak bir aritmetiğin ortaya çıkması lazım. Ne rasyonelitesi vardır ne aritmetiği vardır.
Dolayısıyla erken seçim üzerinden bir tartışma yapmak beyhude bir çabadır. Ve açıkçası Türkiye'nin bu kadar zor sorunlarla boğuştuğu bir ortamda vakit kaybıdır diye düşünüyorum. Ve bunun da bizim gündemimizde olmadığını bir kere daha ifade etmek isterim. Evet. Peki şimdi bunu biraz 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık seçimi yapılacak. Orada demokratların adayı eğer Joe Biden seçilirse Türkiye'yi zor bir dönem bekliyor diye bir takım yorumlar yapılıyor. Buraya da bağlayarak biraz sanki Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihninde de Türkiye'yi zor bir dönem bekliyor. O yüzden erken seçime gidilecek diye bir kanaati var benim anladığım. Sadece Kılıçdaroğlu değil başka diğer muhalefette de aynı şekilde yani bir erken seçime gidileceği artık işte AK Parti'nin ülkeyi taşıyamayacağı gibi bir takım şeyler beklentileri de söz konusu. O anlamda yani Amerika başkanlık seçimleriyle ilgili ve devamıyla ilgili öngörünüz, tahmininiz, beklentiniz bir nedir? Bir kere ne alakası var? Türkiye Amerika'nın 52. Vilayeti değildir. Eyaleti değildir. Dolayısıyla Amerika'da kim başkan olursa olsun Türkiye bağımsız, kendi göbeğini kesen, ayakları üzerinde duran güçlü bir bölgesel aktördür. Allah'ın izniyle de belli bir müddet sonra da küresel aktörlerden birisi olma potansiyeline sahip bir ülkedir. Amerika'da Ahmet oldu, Mehmet oldu başkan bizi ilgilendirmez. Biz kendi programımıza bakarız, kendi işimize bakarız, kendi milli hedeflerimize bakarız. Dolayısıyla yani bunu bile düşünmenin, eğer böyle bir düşünceleri varsa bunu düşünmenin bile bir nakise olduğunu, bir noksanlık olduğunu ifade etmek isterim. Yani bize ne Amerika'daki seçimlerden? Evet, Amerika seçimlerinde şu anda Biden daha seçim kampanyaları sırasında Türkiye'ye zaman zaman ayar vermeye çalışan sözler söylüyor. Biz de cevaplarını veriyoruz. Ayasofya'yı tekrar Ayasofya meselesinde çevir dedi. Biz de diyoruz ki sen kendi işine bak, sen kimsin? Şimdi daha başkan adaysın. Başkan olsan ne yazar? Türkiye Amerika'dan söylenecek bir sözle idare edilecek bir ülke değildir. Ya da felanca ülkeden söylenecek bir sözle idare edilecek ülke değildir. Dolayısıyla hem dışarısının bunu görmesi lazım, hem Türkiye'nin bunu görmesi lazım. Nasıl içeride bazı yüksek rütbeli subaylar şöyle düşünüyorlar diye manşetler atıldığı günler geride kaldıysa, Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, felanca ülke, şu ülke Türkiye için böyle düşünüyor. Oradaki siyasi yetkililer Türkiye'ye karşı böyle hareket ediyorlar diye düşünerek kendimize ayar verme devri de geride kalmıştır. Türkiye bağımsızdır. Yani tam manasıyla güçlü bir bağımsızlık sürecine girmiştir. Ve yolumuz Allah'ın izniyle açıktır. Bu anlamda da evet, çok yakın takip ediyoruz. Amerikan seçim kampanyasını saat saat günü gününe takip ediyoruz. Nasıl oluyor? Kim, hangisi kazanacak sizce? Onu bilmeyiz yani. Aydın, geçen seferde de biliyorsunuz. 9 puan önde gözüküyor. Son geçen kamp seçimde de son ana kadar hatta bir gün öncesine kadar Sayın Hillary Clinton'ın kazanacağı söyleniyordu. Bir de Amerikan sistemindeki biliyorsunuz problem bu electoral vote dedikleri seçici oylar dolayısıyla. Delegeye ulaşması gerekiyor. Yani bazen çok geçmişte de bunun örnekleri var. Oyu çok fazla alsa bile delegesi az çıktığı için seçimi kaybeden başkan adayları var. Dolayısıyla bilmiyoruz. Amerikan halkının tercihidir. Bir kampanya gidiyor. İşte bu virüs şartlarında belki eski kampanyalara göre çok daha hareketli olan bir kampanya yaşamıyor Amerikalılar ama nihayetinde bana ne Amerika'daki seçimler? Şöyle değil mi? Yani bir taraftan da bu piyasalar, ekonomi piyasaları falan da Türk-Amerikan ilişkilerine çok duyarlı. İşte o Rahip Brunson meselesinde nasıl birden dövizin patladığını gördük. Burada da benzer bir risk söz konusu değil mi? Yani o nedenle kimin geleceği ve nasıl davranacağı önemli bir şey değil midir? Şimdi biz kim Amerika'da başkan seçilecekse ona karşı biz nasıl davranacağımızı hesap ederiz ve bunu planlarız. Çünkü bizim Türkiye olarak Amerikan seçimlerinde kimin kazanacağını belirlemek gibi ne haddimiz olabilir ne de böyle bir imkanımız olabilir. Dolayısıyla onlar seçimlerini yapsın. Bizim A planımız da B planımız da bu anlamda hazırdır. Bir de şunu hiç unutmamak lazım. Türkiye-Amerika ilişkileri hiçbir zaman böyle tek düze bir çizgide seyretmedi. Çok büyük çıkışları ve inişleri olan bir seyir takip etti. Aynı şekilde Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisi. Aynı şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri. Yani şöyle zannediyorsa birileri yanlış yaparlar. Yani tek düze bir ilişki. Biz bir şeyleri onaracağız. Karşı taraf ne yapacak? Yani öyle noktalar oldu ki Türk-Amerikan ilişkilerinde koptu zannettiğimiz anlar geldi geçmiş dönemlerde de. Mesela o Afyon krizlerini hatırlayın 70'li yıllarda. Olmadı. Yani bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri şartlar ne olursa olsun Türkiye gibi
83 milyon nüfusa sahip, büyük potansiyelleri olan, NATO çerçevesinde uzun yıllar işbirliği içerisinde olduğu bir ülkeden vazgeçemez, böyle bir ülkeyi kaybedemez. Anladım. Dolayısıyla biz, bu onların hesabıdır. Biz kendi hesabımıza bakacağız. Amerikan seçimlerini kim kazanırsa, işte Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler, biz bunların hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye kendi programını, uluslararası gündemi iyi takip ederek, ülkelerdeki gelişmeleri, muhataplarımızdaki gelişmeleri iyi takip ederek Türkiye kendi programını uygular. Peki, şimdi birazdan bu dış politikayla ilgili de birkaç soru sormak istiyorum size, ama önce yine iç siyaset konusu. HDP ile ilgili olarak HDP içinde siyaset yapan iki tane isim, Altan Tan, diğeri de Ayhan Birgen, eleştirileri oldu, çağrıları oldu partilerine dönük olarak. Ve özünde de iki çağrı var. Bir, PKK ile ilişkinizi kesin. İki, Türkiye'yle ilişkin, yani Türkiye'nin bütün meseleleriyle ilgilenin diyorlar. Bu çağrı böyle içeride HDP'ye dönük olarak bir yenilenme, işte bu iki, Türkiye'leşme ve PKK'dan uzaklaşma anlamında gerçekten HDP'de bir değişime yol verir mi? Böyle bir zemin var mı? Şimdi tabii bu iki siyasetçi de yani geç kalmış da olsa bir çağrı yapıyorlar ve bu çağrının ne kadar etkili olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama biz aslında yıllardır benzer şeyleri söylüyoruz. Şimdi bu kadar milyonlarca insanı oyunu almış olan bir siyasi partinin önünde hem demokratikleşmek, hem Türkiye'ye sahip çıkmak, Türkiye'nin bütün meselelerine sahip çıkmak, hem bir bölge ve etnisite partisi olmanın ötesine giderek Türkiye siyasetinde söz söyleme imkanını kazanmak gibi çok imkanlar geçti ellerine. Ama ne yazık ki bunları heba ettiler. Dağın kontrolünden çıkamadılar. Terör örgütlerinin kontrolünden çıkamadılar. Hele hele Kobani'deki emperyalist projenin bir parçası olarak Kobani olaylarını bahane ederek Türkiye'nin altını üstüne getiren o süreç içerisinde aktif rol aldılar. Tam da fırsat o fırsattı. Eğer Kobani olaylarında YPG, PKK ve Kandil'in isteklerinin dışına çıkarak bugün bu iki arkadaşın yaptığı, iki siyasetçinin yaptığı çağrıya benzer çağrıları biz o zaman da söyledik. Aralarına terörle bir mesafe koysalardı, bu terör hadiselerini yapanlar Türkiye karşıtlarıdır, bunlar insanlık düşmanıdırlar, bunlar en büyük zararı Kürt halkına veriyorlar diye çıkış yapabilmiş olsalardı, bugün bambaşka bir siyaset olurdu Türkiye'de. Dolayısıyla önemli bir çağrı yapıyorlar. Ben vaktin biraz karşılık gecikmiş... Karşılık bulma ihtimali var biraz mı? Gecikmiş olduğunu düşünüyorum bu çağrıların. Ama tabii bir taraftan da şu var. Gerçekten Türkiye'nin hem Milli Savunma Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın dışarıda, içeride, kırsalda, şehirlerde son dönemde çok güçlü bir şekilde terör örgütünü bastırmaları... Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de, Suriye'nin kuzey bölgelerinde yaptığımız operasyonlarla terör örgütlerine, aslında terör örgütleri dediğimiz, onu da açık konuşalım, emperyalistlerin maşaları. Evet. Yani orada karşımızda YPG, PYD, SDG gibi isimleri uydurulmuş bir takım örgütler değil. Karşımızda bir takım onlara silah veren, onlara destek veren, onlara efendim lojistik destek sağlayan, istihbarat desteği sağlayan, hatta siyasi destek sağlayan ülkelerin olduğunu biliyoruz. Şimdi bütün bunlara karşı çok şükür, bu aziz millet, Türk milleti bütün güvenlik kuvvetleriyle birlikte büyük bir mücadele verdi. Her an yeni başarılarla sahada bu baskıyı artırıyor. Ve buradan en büyük istifade eden de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürt kardeşlerimizdir. Orada yaşayan kardeşlerimizdir. İnsanlar, biz biliyoruz, irtibatımız var, gidiyoruz, geliyoruz, dinliyoruz. Şunu söylüyorlar, oh çok şükür. Ve bu anlamda bir nefes almış. Bu anlamda sosyolojik ortam bakımından da bu çağrıların gerçekleşmesi için son derece müsait bir ortamdır. Evet. Yeni bir zemin var. Dolayısıyla HDP bunu değerlendirebilir. PKK'ya mesafe çok koyma. Çok keskin bir şekilde. Yani ben çok ümit var değilim bu konuda, ama yani çıkmayan candan ümit çıkmaz diye bir şey var. Burada yani kendilerine oy veren seçmen bile artık terör örgütünü lanetle anıyor. Evet. Bunu çok net altını çizerek söylüyorum. Yeter artık diyor terör örgütüne. Bize yıllardır çektirdiniz. Çocuklarımızı dağlara kaçırdınız. İşte Diyarbakır annelerinin feryadı onun bir sonucudur. Oradaki insanlar da Kürt kardeşlerimiz değil mi? O onların evlatlarını dağa kaçıranlar bu terör örgütü değil mi? Bunlara zemin hazırlayan bunların emperyalist ağababaları değil mi? Şimdi bütün bunlar ortada ve bunu Türkiye'de, doğuda, batıda, Türk, Kürt, bütün etnik kökenlere sahip olan vatandaşlarımız, bütün milletimiz gördü. Bunun vermiş olduğu bir siyasi zemin var. Bir de HDP'nin geldiği siyasi geleneğin yaşadığı bir serüven var.
Bunun içerisinde onların da çok tecrübelenmiş olmaları lazım. Çok ders çıkarmış olmaları lazım. Bu hele hele bölgenin barut fıçısı haline geldiği bu ortamda tam Türkiye'lileşmek, Türkiye'nin bir parçası haline gelmek, Türkiye'nin bütününe hitap edebilmek bakımından büyük bir imkan da ortaya koyuyor. Tekrar söylüyorum, biraz geç olduğunu düşünüyorum ama böyle bir imkanın varlığını düşünüyorum. Bu ayrı bir şeydir. Bu da bizim dışımızda olan bir şeydir. Ama biz her halükarda teröre hiçbir yerde, ne şehirlerde, ne kırsal alanda, ne Türkiye sınırları dışarısında, Türkiye karşıtı ve insanlık düşmanı terör örgütlerine göz açtırmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Terörün kaynaklarını kurutacağız. Terörün bir daha istismar edilemeyeceği bir ortamı sağlayacağız. Bunun temeli de kardeşliktir. Evet. Bu bölgede yaşayan halkların, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Acemlerin, başka unsurların hep beraber, farklı mezhep ve meşreplerden insanların, farklı din ve kökenlerden insanların asırlar boyu olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar barış içinde yaşama arzusunun yeniden güçlendirilmesidir. Burada herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sadece Türkiye'nin meselesi de değildir. Bütün coğrafyadaki, yani elin oğlu gelip Suriye topraklarında niye elini kolunu sallayarak dolaşıyor? Eğer etnik kökenlerin arasında düşmanlığı körüklemeselerdi, o zemin ortaya çıkmazdı. Ya da mezhep çatışmalarını körüklemeselerdi, bu zemin ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla biz Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, Türkiye'nin, bütün bu bölgenin halkları olarak hep beraber ortak bir coğrafyaya sahip olmanın, ortak bir medeniyete sahip olmanın bilinci içerisinde hareket edeceğiz. Ve inşallah peki, aramızdaki bu emperyalist ajandaları ve emperyalist ajanları bertaraf ederek yolumuza devam edeceğiz. Peki bu konuda ki atılan adımlar, demokratik adımlar, bunlardan bir geriye gitme, rücu etme, yani bu konuda eleştiriler de yöneltiliyor. Mesela geçenlerde Sayın Ali Babacan gitti o bölgeye Diyarbakır'dan. İşte Kürt sorunu deyince ödü kopuyor iktidarın gibi şeyler söyledi. Yani burada o kazanımlardan bir geri adım söz konusu mu? Asla değil. Yani Türkiye'de bu anlamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kardeşlerimizin ve o bölgede yaşayan insanlarımızın haklarının, hukukunun geliştirilmesi konusunda, o bölgedeki demokratikleşmenin ve Türkiye genelindeki demokratikleşmenin güçlendirilmesi konusunda AK Parti hükümetinin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem başbakanlığı sırasında hem cumhurbaşkanlığı sırasında ne kadar samimi adımlar attığı Türkiye'nin tarihinin arşivlerindedir. Hepimizin belleklerindedir. Dolayısıyla eğer Türkiye bugün bu noktaya geldiyse, bugün işte 19. bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. 19 yıllık bu iktidar sürecinin çok önemli katkıları olmuştur. Hı hı. Yani insanlarımızın farklı kimlik ve kültürlerinin varlığını asla inkar etmeden, bunların bizim için bir büyük kazanım olduğunu, bütün bu bölgede yaşayan, bu ülkede yaşayan kardeşlerimizin bizim öz kardeşlerimiz olduğu bilinciyle hareket eden AK Parti'dir, Tayyip Erdoğan'dır ve bu hükümetlerdir. Dolayısıyla böyle bir şey söylemek 90'lara dönüş falan diyorlar. Bir haksızlıktır, şey, büyük bir haksızlıktır, ağır bir suçlamadır. Bu tam tersine biz başından itibaren, bakın biz o zaman Çukur eylemlerinin olduğu zamanlarda Diyarbakır'a gittiğimizde hep o zaman bütün her birimiz onu söyledik. PKK'lı terörist başka bir şeydir, benim Kürt kardeşim başka bir kimsedir. Biz PKK'lı teröristle kültürümüz bir, dinimiz bir, diyanetimiz bir, ahlakımız bir, yaşayışımız bir, geleneklerimiz bir, soframız bir olan Kürt kardeşlerimizi asla yan yana getirmeyiz. En büyük ayrım, en büyük ayıp yabancıların da ajandasını aldığı PKK şeyi üzerinden, programı üzerinden bu meseleye bakmaktır. Biz en zor zamanda dahi orada biz niye o kadar çok Mehmetçik, o kadar çok güvenlik görevlimiz şehit oldu? Titizlikle. Doğru. Yani Sur'da, Cizre'de, işte Silopi'de sivil insanların burnu akmasın, burnundan kan damlamasın diye titizlikle gayret nedenle daha fazla şehit verildi. İnsanların hakları, hukuku, yahu ana dili ana sütü kadar helaldir diyen biziz. İnsanlar kendi ana dillerinde bugün Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla konuşabiliyorlar, rahatlıkla yayın yapabiliyorlar, rahatlıkla kendi ana dillerini, ana kültürlerini geliştirebiliyorlarsa bunu sağlayan AK Parti'dir. Bizim iktidarımızdır. Dolayısıyla yani terörle mücadeledeki kararlılığımız da Kürt kardeşlerimize karşı şefkat, merhamet, birliktelik, kardeşlik duyguları içerisinde hareketimizi
birbirinden ayırt ederek mücadele ediyoruz. Siyasette zaten budur. Zor olan kısmı da budur. Ve AK Parti'yi, bizim siyasi anlayışımızı, bizim kapsayıcı, kuşatıcı anlayışımızı diğerlerinden de farklı kılan nokta burası. Peki. Şimdi bir dış politika sorusu sormak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman her tarafta bir Türkiye var. Şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye, Suriye'de, Irak'ta, Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan, Ermenistan meselesinde, Körfez'de, Katar'da. Ben bu aralar hani bu yabancı basında da bu soru soruluyor. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Türkiye niye kaslarını gösteriyor diye soruyorlar. Bunlar yani toplamına baktığımızda ne yapmaya çalışıyoruz? Yani Türkiye bu adımlarıyla işte Osmanlı gibi davranıyor diyorlar mesela. Ne yapmaya çalışıyoruz bu adımlarla? Soru bu. Şimdi saydınız, saysanız biraz daha sayarsınız. Tabii daha gider. Bu sorun, Somali'de sayarız. Bu sorunların hangisini Türkiye çıkarmıştır? Bu sorunların hangisini Türkiye çıkardı? Hiçbirisini. Türkiye ne Doğu Akdeniz'deki sorunun kaynağıdır, ne Kıbrıs'taki sorunun kaynağıdır, ne Ege'deki sorunun kaynağıdır, ne Azerbaycan Karabağ meselesindeki kaynağıdır vesaire. Ne Libya'daki sorunun kaynağıdır. Oradaki iç çatışmayı körükleyenler, önce onlar bir konuşsunlar bakalım. Hafter'e, Wagner'e kimler ne şekilde destek verdiler? Suriye'deki bu çatışmalarda vekalet savaşı adı altında terör örgütleri üzerinden demin konuştuk. Tabii. YDG'sini, SPK'sini neyse isimleri, abuk cubuk isimleri ortaya çıkarıp bunlara böyle devlet adamı muamelesi yapanlar kimlerdir? Dolayısıyla bu sorunların hiçbirisinin kaynağı Türkiye değildir. Hı. Sebebi Türkiye değildir. Ancak bu sorunların her birisi yakıcı şekilde Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Yani bize ne bu sorunlardan diyebilecek bir imkanımız yok. Hı. Çünkü bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye'dir. Kilit taşı sökülüp alınırsa bu coğrafya çöker. Onun için Türkiye çok titiz bir şekilde hareket ediyor. Ve bütün bu sorunları her birisini ayrı ayrı ele alarak, her birisinde bütün diplomatik kanalları sonuna kadar kullanarak ama aynı zamanda masada gösterdiği titizliği, gücü sahada da göstererek Türkiye yoluna devam ediyor. Aslında ne oluyor sorusunun belki bütün bu olayları biz istemedik ama ortaya çıkan sonuçta sorusunun cevabı şu. Bütün bunlar Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini ortaya koyuyor. Türkiye işte dün Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir doğalgaz rezervini açıkladı. Bu aşağı yukarı şimdiye kadar açıklanan rezervin toplamı Türkiye'nin yaklaşık 9-9,5 yıllık enerji ihtiyacıdır. Çok daha fazlası çıkacak inşallah. Doğu Akdeniz'den çıkacak. Türkiye köklerine döndükçe, kendisiyle barıştıkça Türkiye her alanda daha güçlü bir hale geliyor. Bu Türkiye'nin önlenemeyen yükselişidir. Savunma sanayinde %70 civarında bir başarı ortaya koyuyoruz. Libya'daki meşru hükümetle anlaşma yaparak Doğu Akdeniz'de bizi Sevilla haritası, sözde Sevilla haritasıyla kara sularımızı hapsetmek isteyenlere cevap veriyoruz. Onu ABD, Amerika'da şey yapmadı yalnız, bir karşılığı yok, geçerliliği yok diye. Gayri resmi, geçerliliği yok ama bir fiili olarak Türkiye karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı politikanın araçlarından birisi olarak kullanılıyor. Yani ne yapacaktık? Susup ne yapalım? Yaparsanız yapın. Biz de Antalya'da Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle kendi kara sularımızda balık tutarız mı diyecektik. Şimdi yani Dağlık Karabağ'da saldırgan olan Azerbaycan değildir, Ermenistan'dır. Yani biz Güney Kafkaslar'da yeniden bir dizayn yapılmaya çalışılırken ne yapalım Azeri kardeşlerimiz kusura bakmayın diyerek yüzümüzü mü çevirecektik? Ya da bizim Kıbrıslı soydaşlarımızın, kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sayan, yok sayan Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ne yapalım sabredelim diye mi şey yapacaktık? Hayır, öyle değil. Bakın işin özeti şu. Keşke vaktimiz olsa uzun uzun bunları konuşabilsek. İki kutuplu dünya sistemi çöktü 90'ların başında. Sonra dünyada yeni bir sistem kurulmaya çalışıldı. O çoktan çöktü. Bu kadar harplerin, dertlerin sebebi odur. Tek kutuplu bir dünya sistemi falan hikaye oldu. Şimdi dünya yeniden yapılanıyor. Öyle almaya mı çalışıyoruz? Yeni bir dünya, epeydir bunu yapıyoruz. Dünya beşten büyüktür ne demek? Yeni bir dünya kurulacak. Hani inanıyor atfedilir ya, dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye burada aktif olarak yerini alıyor. Türkiye belirleyici bir unsur olarak yerini alıyor. Bütün bu, bir ayağı da bu. Tabii ki. Yani bütün bu harplerin, dertlerin yoksa başka türlü bir izahı yok. Yani dünyanın bütün donanmaları Akdeniz'de ne yarıyor? Ne bileyim işte Suriye'de bütün siyasal emeli olan, eski emperyalist alışkanlıkları olan ülkelerin tamamı Suriye'de ne arıyor? Olan yeni bir yapılanma.
Bu yapılanmanın içerisinde biz Türkiye olarak bütün dünyanın, sadece bölgemizin değil, barış içerisinde, adalet içerisinde, hakkaniyet içerisinde, eşitlikçi bir şekilde, bütün ülkelerin egemen bağımsızlığını tanıyan bir anlayış içerisinde bir dünya kurulması için mücadele ediyoruz. Hı hı. Mücadelemizin esası budur. Bundan rahatsızlık duranlar da kusura bakmasınlar rahatsızlık duyacaklar. Türkiye bu anlamda bu tezleri üzerinde önlenemeyen bir yükselişi Allah'ın izniyle sergiliyor. Ama çok böyle ciddi zorluklarla da karşı karşıya değil miyiz? Yani şimdi mesela baktığımızda artık ekonomik boykotlar uygulanıyor. Suudi Arabistan'da, hatta Kuzey Afrika'da, Fas'ta mesela bu yönde haberler geliyor. Macron mesela gölge gibi takip ediyor her tarafta. Nerede ne yapıyorsan hemen karşına çıkıyor. Amerika, Pompeo'nun açıklamalarına bakıyorum mesela, o da karşı çıkıyor Türkiye'nin bu hamlelerine. Yani yanımızda kim var, kiminle hareket ediyoruz ve bu zorlukların nasıl üstünden geleceğiz? Şimdi eskilerin güzel bir lafı var, zahmetsiz rahmet olmaz. Hmm. Yani bütün bunların zorluklar içerdiğini tabii ki biliyoruz. Tekraren söylüyorum, bunların hiçbirisinin sebebi Türkiye değildir. Bu sorunların hiçbirisinin kaynağı Türkiye değildir. Biz kimsenin hakkına, hukukuna saldırmıyoruz. Her ülkenin egemen eşitliğini, bağımsızlığını kabul ediyoruz. Bütün halkların da dünyanın nimetlerinden eşit bir şekilde faydalanabilmesini, hakkaniyetli bir şekilde faydalanabilmesini istiyoruz. Biz bunları söylerken, yani şimdi dünya beşten büyüktür dediğiniz zaman, ben Birleşmiş Milletler'de birkaç sefer Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını televizyonlardan izlerken, ülkelerin delegasyonuna baktım. Bazı emperyalist ülkelerin delegasyonlarının yüzlerinin nasıl asıldığını oralarda hep gördük. Tekrar izleyelim onları. İnsanlar, bunlar çıldırıyorlar, alışmışlar. Bunların geçmişinde, medeniyetinde, kültüründe hakkaniyet diye bir şey yok ki. Asya'nın, Afrika'nın, Latin Amerika'nın gariban insanları sadece istatistik bir değer ifade ediyor bunlar için. Mesela hala Afrika'da ellerindeki o kanlı emperyalist ellerinden kanlar damlayan ülkelerin kalkıp da Türkiye'ye bir şekilde ayar vermeye, demokrasi, insan hakları vesaire öğretme hakları yoktur. Önce gitsinler, mesela Senegal'deki Gore Adası'nın hesabını versinler. Köle Adası'ndan yıllar içerisinde Afrika'ya, Afrika'dan toparlayıp Amerika'ya, Avrupa'ya götürdükleri 150 milyon köleleştirilmiş, o 10 yıllar içerisinde köleleştirilmiş insanın hesabını bir versinler bakalım. Madenlerin üstüne çökeceğiz diye o ülkelerin halklarını nasıl birbirlerine kırdırdıklarını, daha dünkü Ruanda katliamının hesabını versinler. Ondan sonra konuşsunlar. Somali'de, şurada, burada iç savaşları körükleyerek, burada vekalet savaşlarına destek vererek milyonlarca insanın ölmesine neden olanlar önce bu veballerinin bir hesabını versinler. Türkiye bu anlamda pozisyonu, en büyük avantajımız budur. Görüşümüz nettir. Pozisyonumuz, mesela Doğu Akdeniz'le ilgili bir şey söylüyoruz. Daha kendi hakkımızı istiyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız çok net bir kere daha söyledi. Kimsenin bir karış toprağında hakkımız yok. Kimsenin bir karış petrolünde hakkımız yok. Kimsenin bir gram elmasında, altınında gözümüz yok. Biz kendi hakkımızı koruyoruz. Kimsenin hakkını yemeyiz. Kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Şimdi bunu Ruslara da söylüyoruz, Amerikalılara da söylüyoruz. Macron'a da söylüyoruz, başkasına da söylüyoruz. Hiçbir zaman da herhangi bir emperyalist ülkenin gölgesine girerek onların boyunduruğu altında asla bu ülkenin yaşamasına müsaade etmiyoruz. Onun için bazı ülkelerin Türkiye'yi boykot şeylerine gülüp geçiyoruz. Önce onlar kendi ayaklarında bağımsız bir ülke olarak durabilmeyi öğrensinler. Öyle bir sihirli kürenin etrafında gelip el tutarak felanca abilerinden, ağabeylerinden... Bir şey çıktı o küreden. Alacakları desturla ayakta durmaktan vazgeçsinler, kendi halklarının asaleti üzerinde ayakta dursunlar. Şimdi böyle baktığımız zaman gücümüz hakkaniyete dayalı düşüncelerimizdir. Türkiye'nin devlet geleneğidir. Diplomasideki ve sahadaki önemli ciddi başarılarımızdır. Her kapıyı açık tutmamızdır ve herkese aynı şeyi söyleyerek hiçbir zaman işte... İdareyi maslahatçı davranmayan tavrımızdır, tarzımızdır. Bu en büyük gücümüzdür. İkincisi, en büyük gücümüz bütün dünyada, sadece Müslüman ülkeler için söylemiyorum, bütün dünyadaki sokaktaki vatandaşlardır. Yani felanca ülke Türkiye'ye boykot uyguladı ya, kendi vatandaşı ya bu ne ayıp iştir, bu ne biçim iştir diyerek itiraz ediyor. Felanca ülke Türkiye'ye karşıtı, ben bunu Batı ülkeleri için de söylüyorum. Batı ülkelerinin içerisinde de çok sayıda hakkaniyet sahibi insanlar var. Onlar da yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya kurulması için Türkiye'nin gösterdiği çabaları görüyorlar.
Dolayısıyla bizim ikinci büyük gücümüz de gerçekten mazlum ve mağdur milletlerin, hakkaniyet sahibi insanların gönlündeki yerimizdir. Onların verdiği destektir. Nihayetinde bir yeniden dünya yapılanıyor. Denklemler bu yeniden... Batıdan doğuya gidiyor güç diye bir şey büyük var. Büyük oranda uzunca bir süredir doğuda. İşte Çin'in yükselişi, doğudaki Hindistan'ın, diğer ülkelerdeki... Ya bu sadece yeni olan bir şey değil. Çok uzunca bir süredir. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında başlayan bir gelişmedir. Şimdi giderek artıyor Rusya'nın vesaire. Türkiye'nin bir... Buradan da ürkenler var. Türkiye Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda. Evet. Hani nasıl bölgenin, İslam dünyasının, Kafkasların, Balkanların, Orta Doğu'nun kilit taşıysa, Asya ve Avrupa kubbesinin de kilit taşı Türkiye'dir. Peki, bir iki dakikamız kaldı galiba. Şu soruyu da sorayım. Bu dışarıdaki bu hamleler, bu askeri hareketlilikler, kazanımlar aynı zamanda, içeride demokrasiden geri adım olarak yorumlayanlar da var mesela. Bu yabancı basına baktığımda ben bunu da gördüm. Buna ne dersiniz? Yani eş zamanlı olarak... Bunu Türkiye'nin geçmişini... Yani doğal gaz bulmak çok güzel bir şey. Türkiye'nin... Ama demokrasi içinde kalmak eyvallah. Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin söylediği sözdür. Türkiye'nin tarihi demokrasiyle ekonomik ve siyasal gelişmesinin eş zamanlı geliştiğini gösterir. Ne zaman demokrasi kısıtlandıysa... Türkiye ekonomik olarak düşmüştür. Türkiye siyasal olarak gerilemiştir. Eğer Türkiye'de bu demokratik atılımlar yapılmamış olsaydı, çok açık söylüyorum. Türkiye'de bugün savunma sanayinde, İHA'larımızla, füzelerimizle, füze motorlarımızla, efendim tanklarımızla, helikopterlerimizle belli bir seviyeye gelmezdik. İspatı nedir? Türkiye'de demokrasinin kıt olduğu dönemlerde mesela Nuri Demirağ uçak yapılmasına müsaade edilmediğidir. Mesela Nuri Killigil'in o şeylerinin, çabalarının yani, sıfırlandığıdır. Evet. Türkiye'de 70'li yıllarda maalesef TÜMOSAN, TESTAŞ, TUSAŞ gibi bir takım önemli devlet şirketlerinin maalesef karanlık bir el tarafından engellenmesidir. TUSAŞ'la 1978'de İtalyan Tornado firmasıyla yapılan anlaşmayı da Türkiye'yi masadan kim kaldırdı? Şimdi bütün bunları aldığınız zaman çok açık bir ders var Türk siyasi tarihinin. Türkiye'de demokrasi güçleniyorsa ekonomi güçleniyor, Türkiye'nin siyasal gücü artıyor. Eğer Türkiye'de demokrasi güçlenmeseydi, çok açık söylüyorum, son yıllarda atılmış olan bu adımlar mümkün atılmasaydı, reformlar olmasaydı bugün ne SİHA'larımız olurdu, ne helikopterlerimiz olurdu, ne tanklarımız olurdu. Bunların ikisi birbirine bağlıdır. Anladım. Dolayısıyla bunu söyleyenler biraz Türkiye'nin geçmiş yakın tarihini de okumalarında, görmelerinde büyük fayda vardır. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim bu hafta Başkent Kulisi'nde Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekili konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.